Arkadaşlar merhabalar, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Günlerden salı, aylardan ocak, ocağın da 26'sı değil mi? Doğru gördüm herhalde, 26'sı. Herkese güzel bir akşam diliyorum. İzleyicilerimizden ilk Yester abla, Totemimizi Koruyoruz geldi. Yester ablaya ve diğer katılan tüm izleyicilerimize teşekkürler diyorum. Ve Muhammed merhaba demiş, kırgın kız el sallamış, Ülkem Aydın seni çok seviyorum demiş. Sevgiye sevgiyle karşılık verilir, biz böyle öğrendik, biz de seni çok seviyoruz, ben de seni çok seviyorum diyeyim. Emre merhaba demiş, Yester abla Paris'ten iyi akşamlar demiş, sizlere de iyi akşamlar Paris, bugünkü konu kim demişler, birazdan açıklayacağım. Mehmet selamun aleyküm dedikten sonra, aleyküm selam dedikten sonra... İvan Aslan bizlerle birlikte olacak. TikTok'ta oldukça sevilen, dinlenen, takipçisi olan bir arkadaşımız. Ve yeni bir şarkı çıkardı biliyorsunuz Müzik On Air etiketiyle. Dinledim. Gerçekten çok güzel. Klibi de çok güzel. Bunları konuşacağız, müzik konuşacağız. Bakalım neler yapıyor. Ben de yakından tanımak istiyorum kendisini diyorum. Ve acaba geldi mi? Gelince de bir gelmiş. Official. Hemen kendisini davet edelim. Sizler de sorularınızı sormak isterseniz soru işareti kutucuğuna yazın. Bir de bizi nerelerden izliyorsunuz? Hani ilk defa izleyenler var mı? Nerelerden izliyorsunuz? Ben gördükçe de onlara selam yollayacağım. Bilginiz olsun. Hirak iyi akşamlar demiş. Hoş geldin. Merhaba hocam. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Biraz şey yapayım şöyle. Önemli değil. İyiyim. Siz nasılsınız? Evden eve sohbet muhabbet. Biz de iyiyiz valla. Ne olsun işte. Pandemide nasıl olursak öyle. Bugün birazcık yine artış olmuş vakalarda. Acaba test sayısı mı yüksekti? Ondan mı? Tam bakamadım ama. Yani, vaka artışı var. Buradan seslenelim de hani arkadaşlar çıkmayın. Yani başka diyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Aynen öyle. Çıkmamakta da kalınmıyor. Görüyorsun partiler yapılıyor Uludağlar'da. Öyle bir durum var. Görüyoruz yani ama yapacak bir şey yok. Hani insanlar önlemlerini almalı. Aynen kesinlikle. Bizi yurt dışından izleyenler de olduğu için söylüyorum. Türkiye'de bir tık yani vakalar tekrar arttı. Bu demek oluyor ki birazcık böyle yasaklar gevşetilse tekrar artacak gibi. Ne olacak bilmiyorum. Şu aşıları bir an önce bekleyelim. Moralimizi yüksek tutalım değil mi İvan? Aynen hocam. Vallahi hani olabildiğince dezenfektan kullanıyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Gerisi de artık ne diyeyim. Hani bizim sektörde olan insanlar için hani mecburen dışarıda oluyoruz biz. Hani geziyoruz, tozuyoruz değil bu. İşimizin peşindeyiz biz. Çabalıyoruz, koşturuyoruz yani. Mecburen biz dışarıdayız. Ya hani şimdi biz de... o işle ilgili problem değil ama sonuçta konser vermiyorsun değil mi yani? Klip falan oldu mu? Kayıt klip oldu olacak mu? İlla ki o da artık mecburen yani yapacak. Aynen. Ama temkinli bir şekilde işte aranjörünle sen olacaksın sadece. İşte hı-hı, izole olmuş olacaksınız sonrasında vesaire onlar çok önemli. Aynen. Şimdi tekrar hoş geldin dedikten sonra İvan aslında TikTok'tan çok tanınıyoruz. Yani özellikle TikTok sevdalıları var biliyorsun. Ben hep TikTok'ta başarılı olmuş ama yetenekleriyle başarılı olmuş kişileri ağırlamayı seviyorum. Onlardan biri de sensin. Peki ilk olarak şunu soracağım. Sen TikTok'la ilgili neler düşünüyorsun? Ne zaman geçtin TikTok'a? Ben uzun süredir bu müzik camiasındayım. Lakin hani sesim oturmamıştı diyeyim. Öyle bu sebepten belki patlamadı şarkılarım, söylediklerim. Bir senedir ben TikTok'tayım, Instagram'dayım, Twitter'dayım. Bu tür platformları kullanıyorum. Peki TikTok sana nasıl yabancı geldi mi yani? TikTok bana çok değişik geliyordu o yüzden. Ben normalde TikTok'u hani ilk başlarda hani gülmek için öyle eğlence amaçlı indirmiştim. Müzikten biraz soğumuştum, küsmüştüm diyeyim. İstediğimi elde edemediğim için. Çünkü 10 senedir bu sektördeyim ve 10. senede patlama yaşadım. Piyasaya yavaş yavaş şarkılarımı sesini duydum. Peki bunda ne yardımcı oldu sana? TikTok mu? Burada en önemli platform TikTok diyeyim. Çünkü orada akım haline getiriyorlar. Şarkını kullanıyorlar. Şarkını kullandıktan sonra da şarkıyı merak edip tamamını veya klibini merak edip
YouTube'a yöneliyorlar. Oradan da klibi izliyorlar. Ha. Yani en sonunda ben de TikTok'a geçeceğim yani. TikTok'a Bence de geçireceğim. hocam. Ve o kadar Tavsiye ederim. şimdi kimseyi yadırgamıyorum ama TikTok'u yanlış kullananlar da var, değil mi? Hı. Sevgili Aynen İlhan. öyle. Aynen öyle hocam. Bir dakika. Evet. Bu arada Teşekkür bizi ederim. nerelerden izliyorsunuz dediğimde bakalım neler yazmışlar. Şöyle yukarılara doğru bakalım. Görebilirsek tabii, çok gittiysek. İran'dan Bakalım. selamlar demişler. Ankara, Van. Ondan sonra gördüklerim. Hepsine selamlar, sevgiler. Mardin'den selamlar. Bu arada sen neredesin şu an? Ben Mardin Nusaybin'deyim hocam. Orada da yaşıyorsun, değil mi? Aynen. Ailem Nusaybin'de ikamet ediyor. Dün Gaziantep'ten geldik. Ha, Gaziantep'ten geldiniz, evet. Öyle Yemek mi işte. yediniz? Gaziantep deyince bana yemek Gittik, geliyor. fıstık yedik. Ha, gezmeye mi gittiniz? Biraz öyle diyeyim. Ha. Gezmeye değil de hani arkadaşlar oradaydı. Uzun süredir çağırıyorlardı. Öyle gittik, onları gördük, ziyaret. Süper. Şeyi nerede, klibini nerede çektin? Hocam, Bu son şarkın. Medeniyetler Şehri diyelim, Mardin'de çektim. Eski. Senden duymak istiyorum bilerek. Çünkü Aynen. gerçekten çok güzel olmuş. İlkinde bir Teşekkür ahıt ederim. mı var orada? Kürtçe bir Aynen. şarkı. Türkçe ağıt var başında. Ne söylüyor peki orada? Bize söyler misin Türkçesini? Anlayayım ben de. Ezber indarım, yaralıyım diyor. Aman aman diyor. Dermanı yok diyor. Dermanı verecek bir doktor. Vallahi ben Bu tür şeyler. dinlediğimde bile onu hissediyorum ya, yani anlamadığım halde hissettim. Orayı çok güzel söylemişsin. Peki bu Evet. şarkının hikayesini falan anlatır mısın? Nedir? Hocam, bu şarkının hikayesi hani ben ilk önce Akpışlı Teğer şarkısıyla patladım. Ondan sonra Gımme Gımme'yi piyasaya sürdüm. Evet, o da TikTok'ta. Aynen. Gımme Gımme adlı eser güzel görüntülenme aldığı için dedim ki hani biraz daha böyle hareketli, hani arabesk trap değil de normal hareketli şarkı çıkarmaya devam edeyim. Öyle bir klip daha yayınlasam, çeksem bence daha güzel olur. Bir de Mardin'de çekmemiştim Gımme Gımme şarkısının klibini. Öyle dedim, hani Mardin'de hareketli, böyle yöremize uygun bir Çok güzel hareketli şarkı. olmuş. Çok güzel Aynen. olmuş. Yani sesine, yüreğine, emeğinize sağlık Çok gerçekten de. teşekkür ediyorum. Peki Mardin'i bize tanıtmak istesen üç şeyle tanıtacaksın. Nelerini söylersin Mardin'in? Hocam, Mardin'in en güzel zaten sulu yemekleridir. Mesela hangisi? Bak, yemeğe geldik Mesela yani, hangi biliyorum. yemek? İçli köftedir, Şam böreğidir. Hani en güzel eli yatkın buradaki annelerimiz yapıyor zaten. Hı. Tandır ekmeğidir. Şey, ne böreği dedin? Şam böreği. Şan. Doğru mu? Şam. Şam. Şam böreği. Peki nasıl, normal bildiğin su böreği gibi mi Şam böreği? Kıymalı mı, peynirli mi? Hocam, kıymalı gözleme gibi. Hı. Zaten peynirlisi gözleme oluyor. Evet. Kıymalısı da zaten Kıymalı Şam böreği. gözleme gibi. Kıymalısı. Ha, anladım. Aynen. Tamam. Süper. Peki saçta mı yapılıyor o da? Yoksa Aynen tavada da öyle. yapılıyor mu? Tavada da benim annem tavayı da kullanıyor, sacı da Başta kullanıyor. aynı. Aynen. Sen yemeği sevmiyorsun ama, zayıflığından belli. Zayıf değil mi hocam? Hocam, 97 kiloyum, çaktırmayın. Yok, 97 olduğun da buradan belli olmuyor ama böyle Biraz maşallah. iri yarayım. Yemeği seviyorsun Şam ama sen de, değil mi? En sevdiğin yemek. böreği. Bak, Şam böreği, tebrik ediyorum. Şimdi birkaç tane yorum okuyacağım. Sen de istediklerini oradan Tabii ki okuyabilirsin. hocam. Bana sorulardan gelen. Almanya'dan izliyorum. İlk defa izliyorum. İvan Aslan, seviliyorsun iki gözüm demiş. Teşekkür ediyorum. Volkan, selamlar sevgiler. O zaman ilk defa izliyorsan müzik öneri de ekle. Çünkü birbirinden özel konukları bir yıldır ağırlamaya devam ediyoruz. Hem Türkiye'de ünlü sanatçıları hem de sosyal medyada fenomen olmuş tüm konuklarımızı ağırlıyoruz. Ve bakalım. Bazıları gırgır geçiyor. Okullar açılacak mı?
Okullar açılacak arkadaşlar. Yakında. Yakında açılacak. Seni çok sevdiğini söylüyorlar gerçekten de. Çok Peki teşekkür ediyorum. biraz tanındıkça böyle bir şeyler değişiyor mu sende? Hani bir sorumluluk artıyor mu? Hissediyor musun o sorumluluğu? Hocam yani çok. Çoğu şeyden kısıtlanıyorsun. O ayrı mesele. Mardin'de tanınıyor musun Mardin'de? Evet hocam. Ama daha hani daha çok şey tarafında, Avrupa tarafında oradan çok talep geliyor bana. En çok Almanya nereden? En çok. Almanya, Avusturya olsun, Fransa olsun. Oralardan gibi. Genelde Yani inşallah aynen. şu pandemi bitse desene turnelere çıkacaksın. Tabii ki Londra var en başta zaten. İnşallah. Şey, hani tanındıkça böyle birazcık daha insan sorumluluğu artıyor, değil mi? Tabii ki. Hani en önemli şey zaten hal ve hareketlerdir. Veya mesela hani kısıtlanıyorsun çoğu şeyden. Mesela bir eğlence yerine gitmek istersin, gidemezsin. Niye gidemiyorsun eğlence yerine? Yani bilmiyorum. Şahsen ben Hayır şimdi bakayım nasıl diyeyim. hani Hani gidersin, gitmesine daha arkadaş şöyle. ortamında olacağın rahat ortamlarda Aynen. diyorsun, anladım. Aynen Hani hocam. daha dikkatli olman gerekiyor, değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Kaç kardeşsiniz İvan? Hocam üç kardeşiz. Üç erkek. Üç kardeş. Onlar Aynen. müzikle uğraşıyor mu? Sen en büyüğü Abim. müsün? Ben Ortancısın. ortancayım. Abim o da müzikle uğraşıyor. Sen Ben bu de arada müzikle. git. Bu arada sen gitar da çalıyorsun, saz da çalıyorsun. Aynen. Hangisini daha iyi hakimsin? Ben en çok gitara hani elim daha çok yatkın gitara. Bağlamayı da hani çalabiliyorum bir şeyler. Yo, bağlamayı da çok güzel çalıyorsun. Teşekkür ederim hocam. Hiç Yani. kursa falan gitmedim. Eğitim almadım. Hani evde şeylerden YouTube'dan falan bakarak. Geleceğin en parlak sesi demiş sevgili Selin. Ivan Aslan. Karakteri de yüzüne vurmuş. Harika bir adam. Çok Sesi de teşekkür ederim. mükemmel. Ben Türk halk müziği şarkılarını da seni söylerken duydum. Onları da çok güzel söylüyorsun. Aynen. Türküleri çok güzel söylüyorsun. Gerçekten de bu önemli. Hani bir de R&B tarzında değişik altyapılarda söylüyorsun. Bunlar da çok güzel bir şey. Yelpaze Evet. geniş yani bu konuda. Peki sen en çok kimleri dinliyorsun? Ben en çok biraz ben tarzım farklı dinlerken şey Ezhel dinliyorum. Gazapizm. Allah Allah, hiç Yabancılardan bekleyin. Ya tam onları dinlediğini yani tahmin ederim ama devamlı onları dinlediğini düşünemiyorum hani. devamlı dinliyorum. Şey var Ha. yabancılardan Nicki Minaj, Tebrik ediyorum. Daddy Yankee. Şey var Ahiyan var. Ama herhalde bizim türkülerden de senin yöresel türkülerinden de dinliyorsundur herhalde Türklerden zaten. Ozan Özdemir var. Şey var Neşet Ertaş zaten Aşık Veysel bunlar olmazsa olmazlarımız yani. Yani hani onlar olmazsa olmaz dediğin gibi Tabii ki. Ahmet Kaya Tabii ki. ondan sonra. Şey peki hani popla aran nasıl? Türkçe pop dinler misin hiç mesela? Hocam hiç dinlemem. Hiç. Tarkan mesela. Sezen Aksu. Sezen Aksu'yu hani ayıp olmasın. Geçen hafta yeni hani gördüm yüzünü gördüm. Yüzünü gördün. Aynen. Hiç dinlemiyorum. Yani popla hiç aram yok. Ay tamam, yüzünü gördün kısmı şaşırttı beni. Hiç dinlemiyorum da. Yani o Yani kadar değil. Hani o o kadar. derecede. Ha, anladım. Mesela kimler diyeyim sana hani televizyonda. Peki şey Türkçe pop değil. Daha çok dediğin gibi yabancı veya Aynen. şey tarzı Türkü. dinliyorsun. Türkü tarzı dinliyorsun. Güzel. Aynen. Peki bu arada seni en çok herhalde Irak'tan da çok dinleniyorsun, değil mi? Irak'tan da buradan çok Aynen. sevenim var. Irak'tan, Suriye'den, İran'dan, Avrupa. Suriye'den, İran'da. Ya çok güzel bir şey değil mi? Sosyal medyanın böyle ulaşamayacağın yerlere, platformlara. Belki bir 10 sene önce olsaydı sesini duyurmak için ne kadar çaba sarf edecekti, değil mi insan? Kendi Aynen. platformundan rahat Aynen. rahat duyuruyorsun sesini. Şu an daha kolay olmuş. Hani bu işe yeni başlayanlar bile hani güzel bir adımla
yükseklere, zirvelere çıkabiliyorlar. O zirveyi tutabiliyorlar. Aynen. Birkaç sorum daha olacak ama bize böyle ufak bir parça söyleme ihtimali Var, olur ama sesim kısık olduğu için biraz detone olabilirim. yok, biz Olmamaya çok çalışacağım. yok, sana güveniyoruz. Detone de olsan fark etmez canım. O her insanlık Yok hali. hocam, tabii ki. Sahnede de oluyor herkes. Ben Ben de buradan. 3 gün boyunca şeyde kaldım ben. Gaziantep'te kaldım, az önce de demiştim. Öyle Soğuk muydu? arkadaş ortamında şarkı falan söyledik. Hmm. Biraz sesim yoruldu. Hocam ne şarkı istersiniz? Vallahi içinden ne gelirse ben hep öyle söylüyorum konuklarıma ki mesela en çok bu aralar söylerken mutlu olduğum. Şey var. Sevda yakmaz, kül edermiş, külde oldum leyli leyli, ben de beni tanımadım, şu gurbetin ettikleri, sevda yakmaz leleli, kül edermiş, külde oldum leyli leyli, ben de beni tanımadım, şu gurbetin Bu kadar mı? Ben var ya böyle uzun uzun dinlerim. Sen söyle, ben böyle bir ettikleri. program yapalım seninle. Yapalım hocam. Nasıl isterseniz. İvan'la sen söyle, ben dinleyeyim. Benim de en büyük rolüm dinlemek Ben de olacak. arkadaşlar arasında hep bir mizah var. Ben şey diyorum. Artık Ivo Show var. Ivo Show değil, Ivo Güzel. İbo Show da var. Tabii de Aynen. devam ediyor yine, olsun devamında. Aynen öyle. Ama dediğim Ivo gibi Show olsun. sesin gerçekten içten okuyorsun. Bak bunu ben Çok teşekkür ediyorum. son şarkılarında da söyledim. Ben oturur dinlerim yani. Çünkü ben türkü de çok seviyorum. Benim dinleyiş yelpazem de geniştir yani. Hı. Ben Aynı şekilde. dediğim türkü de seviyorum. Türkçe pop da seviyorum ama. Sezen Aksu da seviyorum. Ondan sonra yabancı şarkılarda da böyle hani nadir, böyle eski klasiklerden severim böyle. Onları dinlerim. Ama Türk halk müziği, Türk sanat müziği hep dinliyorum yani. Bir şarkı daha söylesene ya, bir tane daha istediğini. Tabii Gönlünden ne hocam. koparsa. Tabii. Acıyı başımdan ağır eylediler. Hayalinle doldu gözlerim bugün. Acıyı başımdan ağır eylediler. Hayalinle doldu gözlerim bugün. Başımı dumanlı eylediler. Seni her nefeste özledim bugün. Seni her nefeste özledim bugün. Başımı dumanlı dağ eylediler. Seni her nefeste özledim bugün. Seni her nefeste özledim bugün. Yırtıldı göğsümün çığlığı sesi. Boğazıma dümlendi nefesi. Yüreğime akan şu kanı kesin. Yedim kurşunu sezmedim bugün. Yedim kurşunu sezmedim bugün. Yüreğime akan şu kanı kesin.
Yedim kurşunu sezmedim bugün. Yedim kurşunu sezmedim bugün. Seni yoracağım ama bir tane de Kürtçe söylersen sevinirim. Tabii ki. Ben de onu düşünüyorum. Bir tane de Kürtçeden. Aynen. Esmer mi okusak hocam? Vallahi sen bilirsin. Ya da Ahbişlihtiyar mı okusak? Ben sana bırakıyorum. Bakayım buradan istersen yorumlardan bak. Ne istediklerine. İzleyicilerimizin. Esmer gözüme çarpmıştı hocam. Tamam o zaman onu okuyorum. Esmer çavete şerine hezgerin ateberine. Esmer navete şerine hezgerin ateberine. Beyte jiyanam girine vese hayalem verine. Beyte jiyanam gerine bese hayalim verine. Esmer kaver esmer. Esmer navet her şehre zember. Mücan getirin ya gevel. Bel ve bel hori Esmer mina hey başevler vitar yamin ve bevel. Esmer kaver esmer. Esmer çaveter eşeber gember. Can getireni. Sesine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim hocam. Ulaşılamayan bu arada bir aşk mı var burada Esmer'e? Yok hocam. Ne anlamı buradan söylesene sözleri. Esmer şey diyor. Esmer gözlerim kara diyor. Zaten Esmer'den yola çıkaraktan. İşte saçların yaprak sen, yani beraberler senden kopamam gibi bir şey mi diyor? Yani ana teması ne? Yani aşk şarkısı hocam. Hani aşk şarkılarında nasıl ama ulaşılamazlık aynı... yok yani. Birbirine ulaşamamazlık yok. Yani dön gel sözleri diyor hocam. Sözleri kontrol ediyor şu an. Aynen dön gel diyor. De bak ulaşılamazlık var. Ben biliyorum, hissediyorum diyorum sana şarkılardan. Anlamasam da o melodiden, o sözlerden hissediyorum diyorum. Aynen. İvan yani... Biliyorum, biliyorsun, hissediyorum. Bu arada uzun süredir yayın yapmamıştım hocam. Sayenizde yayın da yaptım. Çok teşekkür ederiz. Müzikoneri ailesi olarak zaten seni takip ediyoruz ve yayını almak istediğimiz için seni bekliyorduk kaç gündür. Nihayet bugüne kısmet oldu. Peki aynen. Şey, sen tabii 10 yıldır salonlarda, düğünlerde, ondan sonra kafelerde de sahne oluyorsun değil mi? Sahne tecrüben aynen, var yani. Aynen öyle hocam. Peki hani sahnelerimi çok sevdikleri de hani duyuyorum yani. Eğlenceli geçiyor çünkü sahnelerim. Genelde ben değil kitlem söylüyor yani. Hani ben onlara bırakıyorum. Onlar için döküyor bana karşı. Ben de onlara döküyorum içimi. Süper. Sahnelerim, şey peki. Sahnelerim o yüzden çok seviyorum. Ama düğünlerde olmak da zordur. Biliyorsun. Hem eğlendireceksin, hem halay çekecek, hem hüzünlendireceksin. En zor düğün gibi geliyor bana. Hani kafe veya aynen şey hocam. Ortamları değil de, aslında değil mi? Düğün eğlenceli. Ben henüz düğünlere gitmedim. Çıkmadım. Sanki gördüm ama seni bir düğünde mi gördüm? Bir şey yani video. Doğrudur. Kuzenimin düğünü. Aynen. Ha. Kuzenimin düğünüydü. Dans müziği rica etmişti benden. Ben de kırmadım. Ha, güzel süper. Ben zaten düğünde de şey yapıyorsun.
Süper valla. İvan, var mı söylemek istediğin bir şeyler son olarak, yavaş yavaş seni sevenlere? Hocam. Bir ben şuradan bir bakayım yine sana neler yazmışlar. Valla çok sevenim var. Çok güzel. Ben hani Teşekkür nadir ederim. kişiler arasında söylerim. Eğer bu efendiliğinle, bu sanatınla devam edersen çok çok iyi yerlere geleceğine eminim. Çok Çünkü teşekkür ederim o hocam. sesin dinlettiriyor. Hani alıp götürüyor gerçekten de. O yüzden de çok çok daha iyi yerlere geleceğine de eminim. Sevenlerin de bak mesela şey, hani efendi insanlar. Bazen rap şey oluyor, hani öbürleri efendi değil de demeyeyim de, rapçilerin özellikle sevenleri çok asi oluyor. Aynen hocam. Ben o yüzden işte Ezhel tarzı, Gazapizm, öyle rap Evet, söyleyen onların da evet insan. olgun oluyor da bazı rapçilerinkisi de dedim. Aynen. Aynen öyle. Bakayım. Bu Seni çok sevdiklerini arada söylüyorlar. Sen de oku gördüğünde. sanatçı kardeşlerim de şu an yayında. Musa Acar olsun, Canay Selim olsun, Özkan Çetin olsun, Fidel Hepsine Aslan olsun sevgilerimizi abim. iletiyoruz. Bu arada şu sıralar evde misin peki? Var mı? Bahçeli mi Ben eviniz yani? Dışarı çıkabiliyor musun böyle en azından bir hava almaya? Ne yapıyorsun gün hocam içinde? 2000 parsel bahçe. Tarla mı peki? Nasıl? Tarla mı? Bağ mı? Yani Bahçe mi? tarla, bahçe, bağ, her şey Ne var. ekiliyor? Ne yapıyorsun? Sen bahçeyle Mısır uğraşıyor musun? ekiliyor hocam. Şey, bir de buğday. Hani şu an buğday zamanı olduğu için şu an buğday ekilmiş. Süper. O Her zaman taraf yemyeşil. oyalanıyorsun desene, dışarı çıktın mı rahat zaman geçiyordur seninle, toprakla uğraşınca insan. Hocam ben şehirden ayrılalı, hani taşınalı 5-6 sene oldu. Köye yerleştim. Sıfırdan bir hani ev yaptık. Köye yerleştik ailecek. Köyde 8 ev var toplamda. Hepsi zaten akraba. Çok güzel Süper. hani gerçekten hani ben şehirden kaçıyorum köye gelmek için. Kafamı dinleyebilmek için. Ya şu var, artık herkes öyle hasret çekiyor öyle şeylere. Aynen öyle. Köyü olmayan şanssız olarak addediliyor artık hakikaten. Hani bir sıkıldığında şehirden o köye gidecek, akrabasına gidecek vesaire. Aynen Hiç öyle. olmayan da yazlık alıyor garipler. Ne yapsınlar işte, yazlık manzıkla Aynen. idare ediyorlar. Şey, bu arada sen sanki hani bu müzik yoğunlaşırsa yine köyde yaşamaya devam edecek misin? Yok, ben hayır abi, Yani ben köyde yaşamaya devam edeceğim ne olursa olsun diyor musun? Yoksa hani hocam konserlerine gider gelirsin. ne olursa gene hani ailemin olduğu yere gelirim. Çünkü bu işe, bu camiaya hani girmeden önce de girdikten sonra da ailem benim arkamda, sırtımda hep durdular. Sonuna kadar da destekliyorlar. Bu sebepten dolayı hani ailemden kopmak istemiyorum. Ama yeri geldi mi de hani gidiyorum, ayrılıyorum. Bir 4 ay, 5 ay olsun, klip çekimlerim olsun, sahnelerim olsun. Mecburen ayrılmak Ya hani o olur. Hani gerekirse bir ayağın gidiyorum. İstanbul'da olur. Bir ayağın, örnek veriyorum, şeyde olur ama oradan kopamam diyorsun. Hani bazıları var ki geliyorlar artık İstanbul'da yaşıyorlar. Belki yazdan yaza gidiyorlar memleketlerine. Hocam Hani denedim ben hani olmuyor. Çünkü köye alıştın mı hiç olmuyor. sen O çok huzura sakin de bir alıştın mı? çocuksun. Hakikaten böyle hani dediğin gibi çok böyle atraksiyona giren şey hareketliliği galiba, sen sakin yaşıyorsun. Çok çok sakin yaşıyoruz. Köyde sadece kuş sesleri, kedi sesleri falan gelir. Seni ne yordu böyle? Hayat mı yordu? Ne yordu? Hoş, ben de Yok öyle hocam. seviyorum da. Bak ben de Yorulmadı. 20 yaşı yani çocukluğumdan beri neredeyse. Hani bana hep sorsalar ben böyle sakin, mesela arkadaşlarla da gideceksek sakin yere gitmeyi tercih ederdim böyle. Hani İstanbul'da böyle hani yerin altında vardır ya karanlık, dıpsız, öyle yerleri sevmezdim. Hep böyle hala da köyü, kenti çok severim ben hakikaten. Tabii ki. Yani Tabii olmazsa Mardin'e olmaz. hiç gitmedim gibi, Mardin'in köylerini hiç bilmiyorum ama Mardin çok övülüyor biliyorsun. İnşallah bir Hocam gün oraya da gelin gideceğim. beraber gezelim yani. Hani İnşallah şu söylemekle pandemi olmuyor. biterse. Söylemekle olmuyor. Hani gelin gözlerinizle görün ki burada bir ev alın. Evet. Görenler öyle diyor. Yani görenler gerçekten hayran kalıyor. Özellikle beni yemek kısmı da çok ilgilendiriyor. Güzel hocam. Yani Yemek yemeye. Benim izleyenlerim de buradan bilirler. Bu arada şey, bizimkilerin de beni sevenler de bir grup açmışlar. İlk böyle açtıklarında bir sene önce Cüneyt Diktaş aşireti yazmışlar. Ya dedim, aşireti olacak en son kişi benim, tip olarak, tarz olarak dedim ama olsun, sevenleri diye öyle kaldı bizden de.
Benim aşiretime de selamlar, sevgiler bu arada diyorum. Doğrudur hocam. Şu an benim de aşiretim yayında. Aynen, senin de İAFC aşiret. aşireti. Ne aşireti? İAFC İvan Hasan Fan Aşirete selamlar, sevgiler o zaman. Club. Valla çok memnun oldum seni ağırladığıma. Ben de. Ben de çok memnun oldum. Yani inşallah ilerleyen dönemlerde, yine ilerleyen haftalarda bile yani ağırlayabiliriz. İnşallah şu pandemi biter de seni de Amin. sahnelerde böyle bizi davet edersin. İstanbul'a veya Mardin'e geliriz. Sahneni de görürüz. Çok güzel olur. Hocam valla sahneleri özledim yani. Tahmin Öyle ediyorum. söyleyeyim. Tahmin ediyorum yani. İnşallah Birçok olur. Ne sahnede üst düşünüyorsun üste peki? büyüyeceğim. Hani Sahneler açılır mı hakkında mı? sence? Hani sahneler yazın sence olur mu? Yoksa bir sene daha böyle miyiz? Bu aşılar etki eder mi? Senin düşüncelerin nelerdir? Hocam bize haber geldi. 2 hafta sonra açılıyormuş. Sahneler. Aynen öyle. Şaka yapmışlardır, söyleyeyim sana. Artık hiçbir şeye güvenmiyorum Eğer açık konuş. ki vakalar yükselmezse açılacağını düşünüyorum yani. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bak şu anda hala yasaklar olduğu halde 2000 artış oldu. Yani günlükte. 5000'di 7000 oldu tekrar. Yani çok istiyorum açılsın. O ayrı bir konu. Ben artık mahallede gezmeyi özledim. Bir tane restoranda, bir kafede bir kahve içmeyi özledim. Aynen. Onu çok lüksü seven biri değilimdir ama bir kafede şöyle bir kahvemi içeyim, denizde kenarında yürüyüş yapayım vesaire. Onları özledik gerçekten de ama gerçekten çok korktu. Yani olan arkadaşlarım var. Korona zor atlatılıyor yani. O yüzden de Aynen. çok dikkatli olmamız lazım. İnşallah bir an önce o günlere döneriz. Ama sizlerin sayesinde de en azından birkaç saat geldi. Geldi. Tamam, süper. Ve son Dedim olarak belki seni bırakıyorum bir izleyicilerinle. Onlara neler söyleyeceksin? hocam ben bu camiaya işe başlamadan önce ki küsmüştüm dedim. Tekrardan hani ben Kürtçe müzik piyasasında büyük bir boşluk var. Özür diliyorum. Büyük bir boşluk var dedim. O boşluğu hani Estağfurullah. doldurmadan durmayacağım. Hani bildikçe dolduracağım. Eğer ki yapamazsam da hani bırakırım demiştim. Ki ben hani olduğunu yapabildiğimi gördüm, düşünüyorum da. Hani tüm dünyaya hani Kürtçe şarkı söyletirdiğime inanıyorum. Ki söylediler de. Ahbişlite Yar'dan Süper. esinlenerekten söylüyorum bunu. Güme güme şarkısıyla hani devam ettirdim. 17-18 milyon görüntülenme aldı. Bana hep videolar geliyordu. İşte Afrika'dan dinleyip dans ediyorlar. Çok güzel dans ediyorlar, bana atıyorlar. Hani dünyanın bir kısmına sesimi duyurduğumu düşünüyorum. Ve bu benim için hani çok gurur verici bir şey. Mutluluk verici bir şey. Peki Kürtçe şarkıda dünya çapında en çok tanınan şarkı hangisi biliyor musun? Kürtçe şarkıda mı hocam? Evet. Hocam yani Ahbişlite Yar 120 milyon üstü aldı. Teliflerden dolayı şu an YouTube'da 17 milyon 16-17 milyon civarı görünüyor. Ama hani aldı o şarkı bir 120 milyon üstü aldı. En son Süper. zaten şarkının sahibi herkese telif attı. Ben paylaşmadım şahsen. Bana paylaştırmadılar. Çok hakkım yenildi o şarkıda. Klibini çıkaracaktım. Ses bitti. Toprak Kardeşler aranjeliği altında. Sesi bitirdik. Aranjeyi bitirdik. Adam dedi ki klibi çekersen telif yersin. Bana bunu söyledi. İptal ettirdik zaten. Ha. Şu an şarkı yurt dışından men edilmiş. Sadece Türkiye'de dinleyebiliyorsun. Yurt dışına çıktığın an bitiyor yani, dinleyemiyorsun.
Ha, yurt dışı platformlarında yayınlanmıyor teliften dolayı. Spotify hariç. Ha. Ona Aynen. rağmen de çok iyi de dinlenmiş. Valla tebrikler diyorum. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani efendiliğinle, duruşunla ve sanatınla benden nacizane, Çok yani çok teşekkür ederim. nacizane yolun açık olsun. Çok iyi gidiyorsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Kendine çok iyi bak. Mardin'e Görüşmek selamlar, üzere. sevgiler. Yani Teşekkür geleceğiz ediyorum. inşallah. Şunlar bitsin, Müzik haberleşiriz. Onair ailesine çok teşekkür ediyorum buradan. Desteklerini esirgemiyor. Sağ ol, çok teşekkürler. Bu arada evet, parçanın ismini söyle. YouTube'da yeni şarkı çıktı. Daha 4 gün oldu, ondan da hemen bahsedelim. Aynen. Arkadaşlar dinlemeyen varsa İvan Aslan kendi şahsi kanalında Müzik Onair etiketiyle Maro şarkımız, eserimiz, klibimiz yayında. Dinlemeyen varsa Ben dinleyebilir. dinledim, klibini de çok beğendim, şarkıyı da çok beğendim. Sesine yüreğine sağlık Çok diyorum çok teşekkür ve ederim hocam. bütün Mardin'e selamlar, sevgiler diliyorum. Kendine çok Başım iyi gözüm bak. üstüne. Görüşmek Görüşürüz, üzere. bay bay. Evet arkadaşlar, çok güzel bir yayındı bence. Çok güzel bir sohbet şarkılarla. Merak ettiklerimi sordum, sizin merak ettiklerinizi de sordum. Ama buradan anladım ki ülke dışından da çok izlendik. Türkiye'nin de dört bir yanından izlendik. Müzik Onir'den ben Cüneyt Diktaş. Cüneyt Diktaş'ı da Müzik Onir'i de takip etmeyi unutmayın. Müzik Onir kalabalık bir kadro. Yani konuk koordinatörleri, editörleri ve ben sunucuları ve sahibi ayrı. Ben sadece sunuyorum buradan. Bilginiz olsun. DM'lere yazabilirsiniz ama ben bakmıyorum DM'lere. Ekip arkadaşlar bakıyor. Sesim güzel de diyenler varsa yine DM atabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacaklar. Çünkü genç yeteneklere de destek veriyor Müzik Onir. Birbirinden özel konukları ağırlamaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, Müzik On Air'le kalın diyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.